eczaneciğim. Bugün ilan metnini kaleme aldım. Yarın gazeteye gönderiyorum. Oh. Öbür gün çıkar. Çıktığı günde zaten buraya akın olur. Birini seçeriz. Bu defa ben seçeceğim Orçun. Bu kaçıncı canım? Adam dayanmıyor. Aa, ettiği lafa bak. Babana söyle kızım, ne hali varsa görsün. Ben hiç karışmıyorum. Peki anneciğim. Usta, Davut usta, usta, kalk ya. Davut usta, kalk ya. Ay Davut usta, ne oldu sana? Bir dakika. Öldü o, öldü. Sus. Üstünü örtün. Huzur içinde uyuyorsun sabahla. Öldü mü? Saçmalamayın ya, bir susun. Feyyud'un Bey'e haber versek, bu böyle olmayacak çocuklar. Evet evet, iyi fikir. Kendine geliyor. Geldin. Aa, bu son çırpınışlar. Hani ölmeden önce bir iyilik gelirmiş ya, işte bir o sus, bu. Bir sus, bir sus. Susun lan. Zevzek. Ustacığım, nasılsın? İyi misin? Kalk ya, korkuttun bizi, kalk. Ben gidiyorum Burhan. Hepsini duydum. Ben yolcuyum. Kalk ya, saçmalama. Ne alakası var? Öyle bir bakmakla ömür mü biçilirmiş insana? Biçilir. Lokman abi biçer. Sen saçmaladın. İyi şeyler söyleseydi çok kıymetli doktor olacaktı, değil mi? Böyledir zaten insanoğlu. Duymak istediklerini söylemedin mi, senden kötüsü yoktur. Ben öldüreceğim şimdi bunu ben. Yapma ya. Bir evde iki ölü çok. 5 gün bekle bari. Şunu bir gönderelim, sonra öldürürsün beni. Ay Burhan abi, bırak şimdi onu ya. Git şunlarla konuş, bir çare bulsunlar. Evet, haklısın. Hadi. Bunu sonra da halledebiliriz. İyi günün vakti geçmez. Nereye? Kiminle konuşuyorsun? Sen karışma, ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Bugün altını dinleyeyim bakayım. Aman aman, yat yat, alış. Uzun yıllar yatacaksın nasıl olsa. Gerçekler acıdır. Bir şey yok. Saçın üst kısmı olsun. Öyle değil mi? Bak, uçlar biraz daha. Tamam, tamam. Nerede kaldın kızım? Yukarıdaydım anne. İyi geceler efendim. İyi geceler Gürkan. Gürkan değil efendim, Burhan. Aman, her neyse, her neyse. İzniniz olursa size çok önemli bir şey söylemek istiyorum efendim. Hayati bir konu, gerçekten. Özür dileyip konakta kalmak için yalvaracaksan artık çok geç. O konu kapanmıştır. Hayır efendim, bu başka bir konu. Ay hadi geveleyip durma da söyle. Penguen kılıklı. Anne, abla. Ay, beyefendi, Davut arkadaşım bu sabah bir kalp spazmı geçirdi. Evet, haberim var. Az evvel de bir doktor çağırdık, muayene etti. Ne yazık ki haberler çok kötü efendim. Öldü mü yoksa? Hayır ama az kaldı. Yani doktor en çok birkaç gün yaşar dedi. O da en çok yani. Ne? Ne? Ne oldu böyle durup dururken Davutçum sana? Hay Allah. Oh. Yine karıştırdınız. Davut değil efendim, İclal. Her neyse, her neyse. Ha? İclal mi? Ay pardon, şey ettim. İlk defa doğru söylediniz ya, İclal beni andı. Eski karı. Vah, vah, vah. Ay çok üzüldüm şimdi. Dostlar sağ olsun efendim, maalesef ne yapalım, buraya kadarmış. Böyle konuşma Davut usta ya. Ne demek buraya kadarmış canım? Doktorun teşhisinin doğru olduğu ne malum? Ya. Yarın gider güzelce tahlil falan yaptırırız, MR çektiririz. Hemen öyle kapı koy, verme kendini. Dur, dur şöyle rahat et. Lokman abi bir şey dediyse doğrudur. Boşuna umut vermeyin hastaya. Ölürse üzülür sonra. Bizim mahallede böyle bir amca vardı. Sizlerden iyi olmasın. Lokman abi bugün yarın ölür dedi. Kimse inanmadı. Adam öbür gün öldü. Ya tecrübeyle sabit. La havle ve la kuvvet. Saçmalama daha ver, sus artık. Aman bu da gamlı baykuş. Laf söyletmiyor mahalle doktoruna. Sus bakayım sen. Hatta git, geç oldu hadi, hadi. Ya işiniz bitti değil mi? Böyledir zaten. Lazımken baş köşeye oturturlar, işin bitince yallah. Eşeklik bende zaten. Neyse, iyi günler. Kaçık bu ya. Sensin, gamsız baykuş. Efendim sağ olun. Büyüklük gösterdiniz, ilgilendiniz. Çok teşekkür ederim. Ama bence de teşhis doğru. İnsan öleceğini bilmiş derler ya. Gerçekten hissediyorum. Ben gideceğim. Ah, ah canım. Ay ya şimdi ölür giderse? Ben ölüye bakamam Orçun. Çok korkarım. Ölürse biz dışarı çıkarız ince ruhlum. Eşek değil ya. Herhalde ölmeden önce bir iki çırpınır filan. İyi o zaman. Şimdi sen bu gece burada bizimle istirahat et. Yarın sabah randevu alır bir doktora gideriz, tamam mı?
Beni eziyorsunuz efendim. Estağfurullah. Ben Razzam'da uzanır, sabaha beklerim. Sizleri rahatsız etmek istemem efendim. Aa, rahatsızlık ne demek canım? Şurada oturuyoruz işte. Birazdan yemek yeriz. Sonra da sohbet ederiz. Evet yani. Çok sağ olun, çok incesiniz. Ömrümün son günleri de bana gösterdiğiniz bu yakınlık ve destek. Konuşamayacağım. Yapma, toparla kendini. Sofrayı hazırlayayım mı efendim? Ne yemek var Burhan? Biz bu gece Orçun'la sinemaya gidecektik babacığım. Gidebilir miyiz? Gidin tabii. Benim yerime de izleyin. Acıklı bir film olsun. Tamam, gidin. Sen de gelir misin Nalan? Yo, sağ ol. Ders çalışmam lazım. Siz gidin. Tamam, sen bilirsin. Herkese iyi akşamlar o zaman. Hadi Orç hoş. En güzel akşamlar, en güzel sofralar sizlerin olsun diyerek... sevgi, saygı ve esenlik dileklerimle... hepinize hoşça kalın diyorum. Güle güle çocuklar. Güle İyi güle. Eğlenceler. Bye. Tamam Kayhan. Sen de sofrayı hazırla. Kayhan değil efendim. Burhan. Her neyse, her neyse. Emredersiniz efendim. Şakbaşı yemek yiyeceğiz. Daha iyi. 5 gün dediğiniz nedir ki efendim? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Haftaya bugün adımı bile unutmuş olursunuz. Neydi ya? Bizim bir aşçı vardı. Pisi pisine geberdi gitti. Kazım mıydı? İsmet miydi? Zekai miydi? Hiç öyle şey olur mu Dursun'cum ya? Amma yaptın. Ama bak şimdiden unuttu. Dursun değil efendim, Davut. Ben sana bir şey demedim Davut. Ben Zekai ile konuşuyorum. Tövbe tövbe. Ay o Zekai değil Feridun. Davut o. Şu isimleri karıştırma huyuna sinir oluyorum vallahi. Aman her neyse, her neyse. Şu tuzlu uzat canım. Uzanamıyorum, görmüyor musun? Pardon. Hadi şu konuyu değiştirelim artık. Yarın başka doktor da görsün, o zaman bakarız. Evet, bence de. Neşeli şeyler konuşalım. Evet, evet. Sizi canınızı da sıkmayayım. İşler nasıl abi? Benim mi? Yok, benim. Benim işim yok ki, kovuldum ben. Allah'a şükür iyidir. Kovulmadın, kovulmadın. Hiçbiriniz kovulmadınız. Hepsini unuttuk biz. Kovulmadık mı? Çok sağ olun efendim. Ömrümün son 5 gününde çok mutlu, bahtiyar ettiniz beni. Burhan al şu tabağı, görmüyor musun? Yemeyeceğim. Allah İyi, Allah. Tamam. Hastayım zaten. Hiç unutmuyorum, sene 82. Aşçılığımın ilk yılları. Antalya'da 6 yıldızlı bir tatil köyünde işe başladım Nalan. Evet, işe başladım. 6 yıldızlı bir tatil köyünde. Yarın sen de gel Burhan. Kötü öksürüyorsun. Benim doktora görün. Görünürüm, görünürüm ben. Merak etme. Evet, neyse. Dediler ki devlet bakanı geliyor. Buyursun gelsin dedik. Neyse geldi adam. Fileto balık severmiş. Öyle dediler. Neyse başınızı ağrıtmayayım. Yanında da nah bunun gibi topaç bir de karısı var. Sultan teyzemin 4 santim kısası. Böyle bir şey. Teyze mi? Hem ben topaç gibi miyim ayol? Münasebetsiz. Lafını bil de konuş. Sultan. Pardon. Ani bağırınca şey ettim. Hadi geçelim artık salona. Hadi geçelim evet. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun, ben odama gidiyorum baba. Size iyi geceler. İyi geceler Nalan. Allah zeyin açıklığı versin. Hadi kalk kalk. Ya Burhan yine sabah 4 yumurta yiyince. Ya usta ayıp ama ya. Bak yumurta yumurta en sonunda yumurtlayacaksın yani ha. Ay dayanamıyorum Feridun. İğrenç bu adam. İğrenç. İdare et canım. İdare et. Gel yavaş. Gel gel şöyle otur. Burhan gel. Yavaş ittirip kalktırma Burhan. Allah Allah. Ay. Ay. Allah'ıma bin şükür. Burhan sor bakalım hanımefendiyle beyefendi kahveleri nasıl içerler? Soracağım Davut Usta, patlama. Her akşam sorduğum gibi soracağım. Bağır bağır. Kır kalbimi. Haftaya çok pişman olursun ama ne fayda. Davut gitti mi gider. Sormasına gerek yok. İkimizinki de orta. Hadi benimki de orta olsun.
Sade içerim ama fark etmez. Aynı cezveden olsun. Baş üstüne efendim. Affedersiniz. Hey gidi günler hey. Geldik yolun sonuna ha. Koskoca Davud Usta'yı bindirecekler imamın kayına. Yallah. Vay be. Ay yine başlama Davud. Canım kapattık ya o konuyu. Kapatmakla oluyor mu Feridun abi? Ciğerim yanıyor benim burada. Ölmek kolay mı? Hadi ölsene bakalım. Bırak kendini öl hadi. Bugün Sultan Hanım bile ölse belki üzülürsün. Zor bu işler. Dur Burhan abiciğim ben yaparım. Çekil sen. Tamam. Yaptım artık. Sen fincanları getir. Tamam. Of. Yüz verdik ayıya, geldi etti halıya. Havalara girdi alçak. Ay evet ya. Tövbe tövbe. Neyse gider ayak kırmayalım kalbini. Dayanacağız artık birkaç gün. Gerçekten ölecek mi dersin abi ya? Nereden bileyim kızım? Onu Allah bilir. Doktora bakılırsa öyle tabii. Ay ölmez inşallah. İnşallah ölmez de benden tuzluk istemek neymiş ben ona gösteririm. Babasının uşağı sandı beni ya. Ulan Davut. Ulan Davut ben sana sorarım. Abla ha? Bir müsaade edersen ben uzanacağım şöyle. Hiç iyi değilim üzerinize afiyet. Uzan uzan. Rahatına bak. Ama ne yapıyorsun? Az önceki kabahatlerim için de özür dilerim. Uşakların yanında özür dilemek istemedim. Sen birden bağırınca. Sorun değil canım. Olur öyle şeyler. Hep yapıyoruz yahu. Hep yapıyoruz değil mi Feridun abi? Sen de yapıyorsun. Dün gece duydum. Vallahi bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa siren gibi. Bütün komşular sığınağa girdiler. Ana. Açmayın midem bulanıyor. Aman abla sen de bir konuyu açma bir konuyu kapat. Allah aşkına hangi konuyu açacağımızı şaşırdık ya. Abla şey diyorum. Abla deme bana. Hiç sevmem. Pardon özür dilerim. Yeter giderek artık. Sizi kendime bir abla gibi yakın buldum da ondan yani. Affedersiniz. Ay tamam peki de. Ablam koy koy. Dökmedin değil mi? Hayır. Of. Şimdi döktüm. Dikkatsiz. Bunca senin uşağı kahve döker mi? Şu hale bak ya. Pardon. Pardonmuş. Dök dök pardon de. İyi be. Al şunları götür yenisini getir. Koş. Yürü. Yahu bağırma. Allah Allah. Ne oldu birazcık döküldüyse? Kasten yapmadı ya adamcağız. Kasten yapmıştır. Yapmaz. Ama sen de çok oluyorsun ha. Ya. Abla hani ben gideceğim ya sinirlerim çok kötü. Kolay mı insan ölümünü bile bile yaşaması? Affedersiniz. Allah'ım bu ne kadar ya Rabbim. Bu ne kadar. Gençliğime doymadan gidiyorum. Allah'ım kör et beni. Görmesin gözlerim bu fani dünyayı. Aksın, aksın, aksın. Bundan sonra kör baksın. İyi günler. İyi günler Dave. Nasıl durumlar Rıza Efendi amca? Ölen kalan yok ya. Aman ağzından yel alsın. Herkes sağ. Oh oh iyi. Sabaha kadar uyku uyuyamadım. Vicdan işte. Ya evet ben de. Neyse sen beni tutma. İşim var. Umarım kalkmışlardır. Hadi kolay gelsin. Hadi sen hadi. Ay.
Yo yo, olamaz. Biz sinemadayken ölmüş olsam annem söylerdi bana. Ruhu alamaz ya. Ama burada yapmasına imkan yok ki. Aman 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 aman. Ne oluyor yavrum, ne bu gürültü? Ay ne oluyor kızım? Yetiştik kızım, yetiştik, yetiştik. Ay, ay. Ay ödümüz koptu kızım. Ne oluyor? Tavana zıpladım korkudan. Hakikaten yani çok korktum çocuklar, çok. Ay anne, o burada yatmış. Ben de fark etmedim, geldim oturdum şuraya. Ay. Bir dakika burada ince. Ay. Son kıpranışlarım bunlar. Ben iflah olmam artık. Boynumdan aşağısı felç. Ödüm yarıldı kız. Oy dayı. Oy dayı. Oy dayı. Hiç mukasi bir saniye olmaz mı bu konakta ya? Günaydın efendim. Hayırdır, ne oldu? Yok bir şey, yok. Tijen Davut Usta'yı görünce biraz korkmuş da. Biraz mı baba? Ödüm koptu resmen ya. O bir kere görmüş, ödü kopmuş. Biz her gün kaç kere görüyoruz. Biz ne yapalım? Ay bu bakkalın çırağı da eve yerleşti. Ayol ne işi var yine bunun burada? Sensin o. Ben marketing asistanıyım. Arada çok fark var. Farkı fark eden için tabii. Sensin bu der yarabbim. Tamam tamam. Tamamen psikolojik efendim. Tamamen. Tamam uzatmayın ya. Hadi Burhan hazırla şu kahvaltıyı. Öldüm açlıktan. Tamam hemen hazırlıyorum hemen. Sen bir şey yeme bu sabah. Tahlil yaptıracaksın. Haklısın Feridun abi. Akşama telafi ederim. Belki son kahvaltımdır diye yiyeyim dedi mi? Günaydın Orçun günaydın, Bey. Günaydın. Nasılsın bir tanem? Canım iyi misin? Kime dedin bakayım sen o lafı? Neyi efendim? Nasılsın bir tanem dedin ya. Ha çiçeğe dedim efendim. Çiçekle konuşuğum ben. Çiçekle mi? Evet. Hep konuşuğum onlarla ben. Çiçekle anlarla insanları. İnsanlar insanları anlamıyor Rıza efendi. Çiçekler anlar mı hiç? Anlarla efendim. Çünkü onlar dinle. Anlamak için dinlemek gerekir. Sen de onları dinliyor musun? Tabii ki. Çiçeklerle ağaçlar, dallarıyla, yapraklarıyla konuşuyorlar. Mutsuzlarsa boyunları bükülür. Keyiflenince canlanırlar. Tabiatta her canlının bir dili vardır. Yoksa hayat olmaz Orçun Bey. Hmm, ilginç. İyi günler. Sana da. Sana da. Nasıl olmuş? Biraz daha iyi mi bugün? Ha evet daha iyiyim diyor. Selam söyle. Tabii. Mısırı Davut Usta'nın başına. Mısırı değil oğlum, dağısı derler ona. Ha, haklısın. Türkçeyi bu kadar güzel konuşan ve yazan ben bazen hata yapıyorum işte. Akıllı bırakıyorlar insanda. Hadi iyi günler. Hadi. Ay Türkçeni seveyim seni. Ah benim güzellerim. Görüyorsunuz beni, anlıyorsunuz. Bak şahitsin. Eğer bugünkü doktor bir şey yok falan derse... önce o lokman denen zevziyi... ondan sonra o daver salağını... üstüne tatlı olarak da... Davut Usta'yı kendi ellerimle gırtlaklayacağım, haberiniz olsun. Doktorla daveri Davut Usta kendi halleder zaten Burhan abi. Sen Davut Usta'yı hallet. Zevkle. Bu işi zevkle yaparım. Maalesef son umut da bitti. Bu doktor da bir şey diyemedi, gördünüz. Sadece Allah sabır versin dedi. Öyle dedi. Öyle mi dedi yahu? Tahliller gösterir, sabırlı olun dedi. Aynı şey. Açıktan söyleyemedi tabii yüzüme karşı. Sonuç ne peki şimdi? Sonuç kara toprak Sultan abla. Ya hayır yahu. Tahliller çıkar çıkmaz hemen arayacağım, bildireceğim dedi ya. Biliyorsun Cevdet kaç yıllık ya. Doktorumuz bizim. Hı-hı. Ama bak akşam oldu hala bildirmedi. Neden? 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 Çünkü aramaya çekiniyor adam. Kolay mı? Ya da aradı bana söylemiyorsunuz. Yahu. Ben biraz uzanacağım ya. Vallahi çok moralim bozuldu. Feridun abi geç şu tarafa. Öte git, öte git. Git, 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 git. Aa! Davut Usta, eğer sonuçlar iyi çıkarsa...
öbür doktor iyi salladıysa halini düşünmek bile istemiyorum. Ben de düşünmek istemiyorum vallahi. Arıyor. Ben bakarım. Çanlı konağı buyurun. Evet. Aa, merhaba Cevdet Bey. Ben geldim. O an geldi. Akşam yemeğini yeseydin bari. Münasebetsiz adam. Bu saatte aranır mı ya? Ciddi misiniz? Ya ne olmuş kızım, söylesene. Bir dakika baba ya. Dinliyorum Cevdet Bey. Anladım. Acı gerçeği söyledi. Anladım dedi. Ben biliyorum. Peki çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, baş üstüne. Ne dedi? Ne diyecek? İmamı hazırlayın demişti. Ne diyecek? Aşk olsun. Hayır. Hepimizden daha sağlıklı. Daha açık bir ifadeyle hepimizi gömer dedi. Ha, yalana bak. Hadi oradan yalancı. Hadi. Oh, çok şükür yani. Çok şükür. Oh. Allah'ım, dualarım kabul oldu. Davut sen bittin. Bana bak. Çabuk kalk oradan ve kelime-i şehadet getir. Orçun, küçük çekmecede babanın tabancası var oğlum. Hoş, çabuk getir. Şimdi küçük çekmeceye nasıl gider gelirim anneciğim? Bıçakla halletsek. Eşerena. Ama ben... Yok canım, bir yanlışlık var Sultan abla ya. İnsan kendini bilmez mi abla ya? Kes, bana abla deme. Yatak odasındaki küçük komedinin çekmecesi dedim, salak. Annem! Hanımefendiciğim, siz elinize hiç kana bulamayınız. Bu işi bana bırakın. Bu benim için zevk olacaktır. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ha? Gel lan buraya. Lan gel buraya. Gel lan buraya. Ne? Burhan'cığım, eğer gece horlarsan falan uyandır abicim. Çekmek zorunda değilsin. Bir çimdik at, dürt. Ya da üşenmezsen git bir kova su getir, dök üstüme. Yalaklaşma Davut. Faydası yok. Ben gördüm seni. Sultan Hanım'dan bile acımasızsın. Tamamen psikolojik dedim ya abicim. Ben acımdan ne yaptığımı biliyor muyum? Ben göreceğimi gördüm arkadaş. İyi oldu bu hastalığın. Ha bak bu arada... Bize kan kusturmana sebep olan o Lokman Zevze'yi var ya, içeri alınmış. Sahte doktorluktan. Herif meğerse berbermiş. 77 yaşında bir kadına sen hamilesin demiş. Kadın rüfe sinir hastalıklarında şimdi. Ne? Vay adi sahtekar vay. Kadın hamileymiş Burhan. Nasıl olabilir? Üstelik kadının kocası 8 sene önce ölmüş. 8 sene hamile kalınır mı ya? Hiç mi anlamaz insan? Karnı şişer. Ne bileyim, can eri ister, turşu ister, işi bulanır. Anlaşılır abi. Daver'in bulduğu doktor bu kadar olur. Kabahat bizde. Yaktım çırağını Daver. Konağın 50 kilometre yakınına bile getirmeyeceğim seni. Dur sen. Sen dur. Daver'i sonra hallederiz. Önce ben seni bir halledeyim de sinirim geçmek bilmiyor çünkü. Ama dur ya Burhan. Aklına geldikçe pataklıyorsun beni. Tamamen psikolojik. Şanlı konağı buyurun. Sen misin Daver, söyle. Bana verir misin onu? Dur dur. Bir süre siparişleri telefonla mı alacaksın? Öyle mi? Ha anladım, bu yeni bir uygulama. Kim getirecekmiş peki? Ya ver şunu bir saniye Burhan. Kim getirecek peki? Ha dış kapıya bırakacaksın, biz oradan alacağız. Peki, bu yeni uygulama diyorsun, anlaşıldı. Bak bir dakika sana kimi veriyorum, bir sesini duy. Alo Davercim, oğlum sen bittin, bittin, yoksun artık lan. Alo, alo. Kapattın. Nerede abicim bu market, yakın mı? Sokağın sonundan sola dönüyorsun abicim. 100 metre aşağıda. Tamam. Benim küçük bir işim var. Halledip geleceğim hemen. Dur bir dakika, bir dakika. Bak birden aklıma geldi, sinirim oynadı. Sen benden tuzluk istemiştin ha? Babanın uşağı muamelesi yapmıştın ha? Ya bırak. Ne geçmez öfkeymiş bu. Şu küçük işi halledeyim, hemen devam edersin. Bir müsaade et canım. Duramam canım.
Madem aklıma geldi, içimde kalmasın, gırtlağını sıkacağım şimdi senin. Gel oğlum. Lan gel buraya. Lan gel buraya.